Bizim bir türlü açıklamaya çalıştığım sorulardan bir tanesi. Bu damarları ben aldığım için şöyle bir endişe oluşuyor tahmin ediyorum. Ya bu damarlar alınınca bir eksiklik olmayacak mı? Bir sıkıntı olmayacak mı? Nasıl kafana takılan bu soruyu bana demin sorduğunu bir daha sorar mısın? Evet hocam, şimdi ben şunu kafama takıldı, öğrenmek istedim. Bu damarlar çıkarıldığı zaman, alındığı zaman bunların işlevini diğer damarlar mı yapıyor, ya da vücudun fonksiyonunda bir değişime, Değişmiş bir oluyor. olumsuzluk oluyor mu? Bunu öğrenmek istemiştim. Şimdi sana demin sağ taraftaki damarlarını gösterdim. Atar damarın kalınlığı yani şöyle bir sağ tarafa iki tane atar damar kan getiriyordu ve hani şu kablo kadar ince, biz onu 1 milim olarak ölçeriz genelde. Böyle bir atar damar kanı getiriyor. İki tane damar getiriyordu sende. Solda da yine şu kadar bir atar damar, 1 milim Evet. bir atar damar. Şimdi atar damar daha güçlü. Kalbin pompalamasıyla kanı getiriyor. Geri dönüş biraz daha zor. O yüzden toplar damarlar hep daha geniştir. Aslında bize 2 milim kalınlığında, 1 milim kalınlığında birkaç tane toplar damar lazım. Oradaki testisin normal işlevini yapabilmesi için. Yani 1 milimlik atar damar kanı getirecek. 1 ya da 2 milimlik iki toplar damar götürecek. Şimdi bu varikozel hastasında sizin sağ tarafınıza bakıyoruz. Damarlar normal. Görünmüyor bile. Ancak ıkındığın zaman birkaç tane 1-2 milim toplar damar ortaya çıkıyor. Halbuki sol tarafta korkunç büyümüş geniş geniş damarlar var. Bu damarlar zararlı. İşte o yüzden zaten ameliyat öneriyoruz. O damarların alınması, kaybolması, yok olması lazım. Onları biz aldığımız zaman dönüş orada mevcut olan vazdeferans etrafında veya geride kalan 1-2 ufak toplar damar bu işin fazlasıyla yeterli. Hiçbir zaman o kan geri dönüşünde sorun olmuyor. Sende de kan geri dönüşü bizim damarlar artık iptal olacak. Geride kalan ince ufak damarlardan olacak. Şimdi belki şu karışıyor. Normal ameliyatta damarı çıkartmıyor doktorlar. Bu şimdi çıkartıyor. Acaba bir zarar verir mi? Bu bir kafa karışıklığı oluşturuyor diye düşünüyorum. Çünkü bu soruyu sık alıyorum. Normal ameliyatta da bu bozuk olan damarın kaybolması amaçlanıyor. Ve onun için damar ucundan bir yerden buradan bağlanıp şu gerideki kısım kendi kendine kaybolur, yok olur. Onlar da yok etmek istiyor. Ama belli bir zaman alıyor O bir sanırım. zaman alıyor. İşte %70 kayboluyor, %30'unu da kaybolmuyor. Onlarda da yine bu damar gidiyor. Bu büyük damar artık yok. İyileşen insanda. Geride kalan ufak damarlar ve vazdeferansın etrafındaki damarlar yolu geri dönüşü sağlamak için yeterli. Biz bunu riske etmeyip, şansa bırakmayıp ameliyat sırasında alıyoruz. Onların amaçları da aynı şey ama daha hızlı ulaşmış oluyoruz. Amaç bu. Bu konuyu biraz gerçekten zor anlaşılıyor. Ne olacak şimdi? Damarlar alınınca ne olacak? O damarlar tamamen zararlı damarlar olmaması gereken. Zaten buraya gelmenizin, ameliyat olmanızın sebebi de o damarlardan kurtulmak. Biz de anında kurtarıyoruz. Geride kalan ufak damarlar dönüşü sağlamaya yeterli oluyor. Umarım bu konuyu birkaç kere daha işleyeceğim. Anın sonunda anlatacağız.